Değerli Projeli Fırsat takipçileri, uzun süredir gündemde olan Galatasaray'ın Riva arazisinde yer alan Düşler Vadisi projesi satışa çıktı. Projenin detaylarını Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz'dan alacağız. Hakan Bey, hayırlı olsun. Öncelikle. Teşekkür ediyoruz. Oldukça büyük bir yatırım Düşler Vadisi projesi. Etaplar hakkında ve mimari hakkında biraz detay alabilir miyiz sizden? Tabii. Kısaca özetlemek gerekirse 1150 dönüm arazi üzerinde kurulu Düşler Vadisi projemiz. Bunun 207 dönümü özel orman arazisi. Orada herhangi bir yapılaşma söz konusu değil. Orada yürüme alanları, bunun yanında macera parkı, o tip aktivitelerimiz olacak. Onun haricinde 70 dönümde park alanımız mevcut. Park alanı dışarıya açık. Park alanı içinde bir biyolojik üretimiz, kendi kendini yenileyebilen bitkilerle kaplı bir biyolojik üretimiz var. Bu biyolojik üretim etrafında oluşturduğumuz ticari alanlar mevcut. Günlük ihtiyaçları karşılayabilecek market, kuaför vesaire bu tür şeyler. Buradaki insanların ihtiyacını karşılayabilecek. 4000 metrekare civarı yüzülebilir bir lagünümüz söz konusu sitemizin içinde. Onun etrafına da sosyal alan, donatı alanlarımız konumlandırıldı. Gördüğünüz gibi arkada vadiye baktığınız zaman vadinin bazı yerlerinde kırılım noktalarımız var. O kırılım noktalarına biz dokunmadık. Oradaki su dokusunu ve yeraltı sularını korumak istedik. Oradan gelen suları zaten oradaki biyolojik üretti topluyoruz. Ekolojik bir yapıya sahip. Tekrar kullanabiliyoruz o suları. Bunun yanında 50-60 dönüm civarı bir meyvelik sera alanlarımız var. Burada insanlar kendi sebze ve meyvelerini yetiştirebilecek. Onun haricinde ilk etapımızda 3 tane tepe var. Biz onları A, B ve C tepesi olarak adlandırdık. Bu 3 tepede, yani birinci etapta yaklaşık 509 villamız var. Diğer tarafta, diğer etaplarda da 1000'e yakın villamız olacak. Onların henüz satışına başlamadık. Bu 509 villanın da 312 tanesine, 314 tanesini şu anda satışa çıktık. Projemiz bu şekilde. Oldukça makul seviyede tuttunuz başlangıç fiyatlarını. Biraz fiyatlar hakkında detay alabiliriz. Evet, şöyle. Genelde biliyorsunuz villalar büyük metrekarede. İnsanlar belli bir dönemden sonra orada yaşarken sıkılıyorlar. Biz burada 2+1'den 6+1'e kadar her türlü seçenek müşterilerimize sunduk. Yani bir daire fiyatına burada insanlar villa sahibi olabilecek. 2+1 villalarımızın fiyatları da 1.669.000 liradan başlıyor. Ve bunlar 4.5-5 milyona kadar gidiyor 6+1'ler. Ödemede kolaylık sunuyor musunuz peki? Ödemeleri kendi içimizde kredilendirme yaptık. Bankayla değil, kendi bünyemizde kredilendirmeler yapıyoruz. Ve faiz oranları oldukça düşük. Yani bugün konut faizi 2.30-2.50'lerdeyken biz 0.98 faizle kendi bünyemizde kredilendirme yapabiliyoruz. Projenin inşası şu an için ne aşamada ve ne zaman teslim etmeyi planlıyorsunuz? Şöyle, gelirken görmüştünüz. Biz burada ilk etapta yolları oluşturduk. Arazinin üzerindeki nebatileri sevdik. Zeminlerimizi bitirdik. Şu anda yolları teşkil ediyoruz ve altyapı çalışmalarına başladık. Yaklaşık 1,5-2 ay sonra da tekrar ziyarete geldiğinizde inşallah konutları başlamış olacak. Göreceksiniz. Gözle görülür şeyler görülecek. Hakan Bey, son olarak villa projesinden konut almak isteyen tüketicilere neyi tavsiye ediyorsunuz? Neleri göz önünde bulundurmaları gerekiyor? Valla villa projesinden konut alacak insanlar ilk önce kendilerini kullanabileceği yeşil alanlara dikkat etmeleri gerekiyor. Bir takım villa projeleri var. Bunların bahçeleri vesaireleri falan çok küçük oluyor. İnsanlar belli bir zaman sonra pişmanlık yaşayabiliyorlar. Bizim burada inşa ettiğimiz villalarda 150 metrekareden başlıyor en düşük bahçeli evler.
yaklaşık 300 metrekare, büyük villalarımızda 900 metrekare bahçe alanlarına sahip, kendine özel bahçeler bunlar. Baktığınız zaman Riva bölgesinde arazi fiyatları şu anda 300-350 dolarlarda falan. Bundan yola çıktığınız zaman 300 metrekare bir villa veriyoruz biz, bahçeli bir villa verdiğimiz zaman insanlara yaklaşık bunun sadece arazi maliyeti 90 bin dolar, 100 bin dolar civarına tutuyor. Bunu da TL ile çarptığınız zaman oldukça yüksek rakamlar çıkıyor. Bunları göz önüne alması gerekiyor insanların. Sadece villa olarak değil, kendilerine tahsis eden yeşil alanlara da dikkat etmeleri gerekiyor. Tabii bu sadece kendilerine özel tahsis ettiğimiz alan. Bunun haricinde bizim burada demin de ifade ettim, 250 lira özel olmanız var. Orada büyümüş alanları vesaireler falan olacak. Keza yine 50-60 dönüm civarı ikili birinin alanımız var. Buralardan da istifa edecekler. Yani bu Türkiye'de şu ana kadar gerçekleşmemiş olan farklı bir proje, Düşler Vadisi. Yani insanların düşlerini gerçekleştireceği bir yer diyebiliriz kısaca. Hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Mersin.